Rize'nin Çayır ilçesinde AKP'li vatandaşlara partiye üye olmaları için külliyede gezme önerisi sunuluyormuş, mükafatı sunuluyormuş. Bu da Türk siyasetinden ziyade AKP'nin gelmiş olduğu noktayı gözler önüne sürüyor. Artık topluma söyleyecek bir şeyiniz yoksa ve partiye kattığı insanlarınızın partide nasıl bir görev alacağı ya da nasıl bir tutum alacağı konusunda bir değerlendirmeniz yoksa ve her şeyi tek adam partisine ve tek adam devletine bağladıysanız aslında Türkiye'nin yönetim merkezi olan bir merkezi de kutuplaştırmadan dolayı kendi siyasi partilerinizin alanı gibi görüyorsanız evet AKP'ye yakın bir vatandaşı partiye üye yapmak için onu sarayda kendi deyiminizle külliyede bir gün geçirmeye vaadiyle partiye üye yapabilirsiniz. Ama bu artık AK Parti'nin olmadığı, AK Parti gibi bir partinin olmadığı anlamına gelir. Çünkü siyasi partiler bir düşünce örgütleridir. Betonları gezme noktalarında vatandaşa hizmet edecek turistlik seyahat acentaları değillerdir. Türkiye'de başkanlık rejimi geldikten sonra iktidarla halk arasındaki kopukluk artık AKP içerisindeki kopukluğa da nüksetmiş. Çünkü yönetim kademesiyle halka arasında paylaşabilecek bir görüş, bir öngörü, bir ideoloji yok. Bunun ötesinde kendi partilerine vaat ettikleri şey bir sarayı günübirlik gezmek, yani turistik bir gezi. Her şeyi bu çerçeveden görüyorlar. Aslında bu en başta AK Parti vatandaşlarına yapılmış bir hakarettir. Önceki yayınlarımda da söylemiş olduğum gibi artık AK Parti yok. AK Parti diye bir parti yok. Özellikle başkanlık sistemi geldikten sonra tavanla taban arasındaki iletişimin tamamıyla koptuğunu görüyoruz ve üyelik vaat ettiği vatandaşlara da beklentileri sadece turistik bir gezi. Oysa partiler turistik bir gezi değil, dava partileridir ama AK Parti'nin bu olayını çoktan yitirdiğini, bu günübirlik külliye gezisiyle üye avlama stratejisinin yerel gazetelere kadar yansımış olmasıyla görüyoruz. Bu da demek oluyor ki AK Parti iktidarı kaybettikten sonra böyle bir parti kalmayacak. Tabelası da ne kadar kalır, o da meçhul.